selamlar. Biraz nefes nefese girdim arkadaşlar. Zor şartlar altında <laughs> bu içeriği çıkartıyorum, bu videoyu yapıyorum. Gerçekten <laughs> işten geldim apar topar biliyorsunuz. Hanım hamile. İki ay sonra bebiş geliyor kucağımıza. Ay, Sağlıklı inşallah diyelim. Ee, tabii işte gel gitler kayınpederler işte anneler babalar falan. Bu akşam onlardan biriydi ama e, Diablo'nun çıkmasına bir gün kaldı. E, Diablo'nun çıkmasına bir gün kala e, sevgili Diablo e, kanalı diyeim resmi kanalı ki bekliyorduk aslında çünkü e, hikayeyi Diablo 4'e kadar bağlayacaklarını tahmin ediyorduk. Bir e, bukovlorat e, videosu daha yayınladılar. Bunu tabii ben artık Adını siz söyleyin Diablo 4 gelmeden yapmazsam hem bir anlamı kalmaz hem bir şey olmaz yani şanımıza yakışmaz falan filan bunu yapmak zorundaydım o yüzden hemen apar topar üstümü daha iyi şey duşa girmeden pis halimle işten geldiğim gibi hiç böyle yemeğimi yedim falan böyle annem kayınpederim annemlerde bıraktım koşarak geldim kıymetinizi bilin kıymetinizi bilin ona göre bu videoyu yapıyorum. Şimdi ee, videoyu bir kere baştan sona izledim çok Güzel bir konu ama bizim için yani bizim kanalı takip edenler ve benim yapmış olduğum külliyatı izleyenler için çok müthiş bir kayıp yok, çok bir müthiş bir hikaye boşluğu yok. Tamamen her şey doluyor ve evet son bu Koflorat terör lordu. Ya da işte e, Diablo'nun anlatıldığı videodan Diablo 4'e ki bölümü e, hızlı bir şekilde geçip tamamlıyor. O yüzden çok kısa e, değinmemiz gereken detaylara değineceğiz. Dediğim gibi biraz heyecanlıyım, biraz aceleciyim. E, ondan dolayı atladığım yer olursa da yorumlardan devam edelim olacağını zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi yaptığımız videolarla zaten e, pek çok şeyi, eksiği tamamlamıştık. Şöyle biraz kamera açısıyla da şöyle oynasam olur mu? Aynen daha daha da merkez oldu, iyi oldu. Hemen başlayalım abi, hiç laf uzatmayalım videoya geçiyoruz. E, dediğim gibi baştan sona izlemeyeceğiz böyle yorumla yorumla gideceğiz. Çok da çok da sıkıntılı bir durum yok onu da size söyleyeyim hemen. Şimdi evet. Bu e, Book of Blood, Hats, bölüm 4 günlerin sonu. End of the days. End of days özür dilerim. <laughs> Ben bayağı soğuk bir hava ama en soğuk hava diyor yaşamda. Işte. Yahni'den biraz al. İçin ısınsın. Devam etmek için gücüne ihtiyacım vardı. Yani orada bir hikaye anlatıcılığı işte. Yaşlı bilge dede modunda şey yapıyor. Geçmiş hikayeye biraz değiniyor başlarda. Ee, Diablo 2'de Diablo ve bağlı yendik bunun neticesinde bunları konuştuk aslında işte dünyalar taşı patladı. Şimdi burası önemli. dünyalar taşı patladı ve işte yaşananlar yaşandı. Tyrael cennete döndü. was able to restore yani daha önce hiçbir meleğin yapmadığı bir şekilde yani e, Pandemonium tekrar e, formunu kazanacak da Tyrion. Ben buradaki muhabbet işte dünyalar taşıdığı şeyin olması. Ee, ve e, Yüksek Melek Meclisi'nin karşısına çıkıyor ve e, meclisi ikna etmeye çalışıyor. Biz diyor hani masumlardan yanayız. Biz masumların ve güçsüzleri korumalıyız falan filan. Ve aslında yeah, Sonsuz Savaş'ta in insanlığın in ne kadar önemli bir yerde in bulunduğunu in aktarmaya in çalışıyor. Ancak e, özellikle Imperius zaten Diablo 3'te bunun videosunu görüyorsunuzdur hatta Diablo tarihinin bence en efsanevi cutscene yani ara sahnede ya da işte ne derseniz sinematiklerinden bir tanesiydi. İşte o Tyrael ve e, Imperius'un karşılaşması. Orada Tyrael hatta müthiş lafını yapıyor. I am just the You cannot judge me diye geliyor. Yani oraya geliyor konu ve daha sonra tabi o meşhur sinematik e, Tyrael kanatlarını koparıyor. E, normalde bir melek doğasına aykırı olacak bir şekilde melek kanatlarını koparıyor ve e, insan olmayı seçiyor diyelim. Cennetten atılıyor ve isteyerek senküöreye düşüyor. O meşhur Diablo 3 açılış sinematindeki düşen yıldız Tyrion'du. E, Tabi Olay sırasında e, Tyril düşerken eski o meşhur Tristram Katedralinin üstüne düşüyor. Bu arada Tristram Katedralinin e, işte halkı diyelim ya da mevcut işte etrafta yaşayan insanlar e, işte bir şey yeni bir kasaba kuruyor. New Tristram diye e, İşte hani New York, New York falan <laughs> neyse New Tristram diye geliyorlar. E, burada yeni bir oluşum oluşturuyor. Tabi burada da tesadüfen e, bizim amcamız ve kızımız var. A thriving settlement, home to Deckard And his young ee, evet bahsettiğimiz amcamız Deckard Cain ee, zaten artık e, gerçekten az çok Diablo e, evrenin aşina olan arkadaşlar artık bu hikayeyi çok iyi biliyorlar. Özellikle Diablo 3 son çıkan oyun olduğu için biraz daha videolarıyla da bunu göze soktukları için bu gözden kaçmaz bir mevzu oluyor. Deckard Cain burada hatta o meşhur kitabını yazıyor. Bir şeyler eksik, bir sıkıntı var. Bir şey geliyor içimde bir dert tasa var falan diyor. Lia da geliyor. Lia'ya böyle hani torunu gibi davranıyor ama aslında direkt bir akrabalık bağı yok. Burada da ward diyor. Hani koruması, himayesi altında olduğu kızı şeklinde hitap ediyor. Ee, Lorat'ta e, hikaye anlatırken e, Lia geliyor falan Dedeciğim ne oldu falan filan işte bir şey olmadı derken pat diye yıldız düşüyor falan. Adria. Daughter of Adria. Burada direkt konuya girmiş söylemiş. Ee, Adria'nın kızı arkadaşlar bu. Ee, bu arada tabii Adria'nın şöyle söyleyeyim biraz ön spoiler olacak bu video için ön spoiler olacak. Adria'nın kötü bir karakter olduğu bilinmiyor. Adria ile Deckard Kane de eski Tristram'dan tanışıyor. Ve Adria hani sen buna bak eğit işte göz kulak ol senin yanında dursun. ...tarzında e, liayı Deckard Cain'e teslim ediyor. Ha bu arada Fallen Star düşüyor işte... ...Deckard Cain de oradaki oğuya giriyor. Biz önce gidiyoruz Deckard Cain'i kurtarıyoruz sonra... ...işte yıldızın ana kaynağına ulaşmaya çalışıyoruz derken... ...yıldızın ana kaynağı bu... E, ...siyahi çünkü öbür kelimeyi kullanmak çok tehlikeli olur. Bu siyahi arkadaş çıkıyor. Kim bu? Tyrion abi. Ama... Tiril olduğunu o hikayeyi oynarken o, o sırada bilmiyorsun. Ee, Strange man işte bir garip adam, bilinmeyen bir adam, ıssız adam falan. Ee, bu arada biri gelecek diye endişeleniyormak ama bu subdörüm ben sebebim o. Tiril'ini buluyoruz ama hafızası <gülüyoremitism> silinmiş bir şekilde. Diyor ki bir şeyler daha düştü benimle falan filan. O diğer düşen yıldız parçalarını ararken bunun bir e, kılıç e, parçaları olduğunu keşfediyoruz. Bu kılıcın da ancak bir meleğe ait olduğunu söylüyor. İşte Deckard kendi topla bütün kılıcı birleştir, git sahibine ver büyük ihtimalle hafızası gerçek yerine gelecek falan filan derken bu kılıcı toplamak bize pahalıya mal oluyor. Aynen öyle. Tabi bu arada e, düşen yıldızı sadece biz ya da işte sadece Lia sadece Deckard görmüyor. Yani bu şeyden bütün dünyanın haberi oluyor. Koca bir melek düşen etçedi dünyaya. E, kılıcın gücünden faydalanmak isteyen diğer arkadaşlardan biri de e, Magda. Magda e, Coven dediğimiz aslında Cedila, Cadılar Meclisi. Cediler yani konuşamam. Cadılar Meclisi lideri diye geçiyor. Aslında gizliden gizli Edrian'ın müritlerinden bir tanesi. E, kılıcın parçalarına o da arıyor e, Belial için diyelim çünkü e, yani bulunduğu kovun, bulunduğu cadılar e, topluluğu Belial'a bağlı. E, Belial adına kılıcın parçasını almak isterken tabi biz de vermek istemiyoruz. Deckard Cain arada çıkan Arbed'e de hayatını kaybediyor. Coven to Onları söylüyor. managed to repair the stranger's sword. In doing so, he repaired Tyrell's memory. Aynen öyle. Bahsettiğim şeyleri söylüyor. Çevirmeye gerek yok. İşte e, Tyrion'un hafızası yerine geliyor. Bu sırada e, Deckard kılıcı birleştirirken hayatını kaybediyor. İşte e, Magda Magda hizmet ediyor falan tarzında bilgiler veriyor. <laughs> Tabi e, bu arada babası gibi gördü. Büyük babası, babası, öz babası. Yani o kadar büyük bir sevgi bağı olan Deckard'ın hayatının gözlerinin önünde kaybettiğini görünce Lia deliriyor ve ilk e, ne derler demonik iblisi iblisvari patlamasını bu burada yaşıyor. Bu, bu sırada madde kaçıyor. Evet bu işte Lia'nın kaderinin aslında mühürlü olduğunun ilk işareti oluyor. Deckard Cain öldükten sonra Deckard Cain'in intikamını almak için ya da işte aslında e, ne derler e, ipuçlarını takip etmek için e, Magda'yı takip ediyoruz. Bizi Kaldium'a yönlendiriyor. Kaldium'da e, evet Magda'yı bir şekilde bulup icabına bakıyoruz ama daha farklı tuhaflıklar var. E, yanılmıyorsam ikinci Hakan Emperor Hakan olması lazım bir çocuk kral e, şeyinde suretinde bürünmüş belayalı tespit ediyoruz. Aynen, Magda and struck Aynen, Magda'nın icabına bakıyoruz. Kane'in, Deckard Cain'in Kane intikamını alıyoruz. Bu sırada Edri'ye çıka geliyor. Ee, Cain'in ölmesi Edri'ye için büyük bir fırsat çünkü Deckard Cain her ne kadar saf, naif de olsa salak değil. Edria'nın e, kalkışabileceği bu tarz hareketleri önceden kestirebilirdi. Belki şimdi bu tabi bilmiyorum teori. Belki bir yerde yazıyorsa bir arkadaş beni onaylayabilirse sevinirim. Bazının içinde kitaplara falan erişimim yok. Ben Türkiye'de sıradan SGK'lı Çinko karbon bir vatandaşım. E, pek çok şeye uzun kollu değilim yani. Bunları kendi eee araştırmalarım, basit Google araştırmalarım ve oyun oynadığım kadarıyla biliyorum. Belki de Adria'nın planıydı. Dekertgain'in öldürülmesi, Magda'nın buraya parmak sokması, eee Lia'nın e, Kejistan'a gelmesi çünkü çok mantıklı. Eee Edrian'ın başka bir planı var. Onu, oyunu bilenler biliyor. <laughs> Videoyu bilmeyenler <laughs> devam etsin benimle. <laughs> Zoltun Kul diye bir arkadaş vardı. Bunu bir önceki videoda bahsetmiştim. Kendi videolarımda zaten bahsettim. Bu arkadaş e, ruh taşları üzerine uzmanlık kazanıyor. E, Tyrion'un ilk kurduğu Horadrim üyelerinden işte e, Jared Kane, işte Talraşa, Zoltun Kul falan filan. Ve kara ruh taşı, siyah ruh taşı diye bir ruh taşı var. Bu, bu şey bunu ne diyeyim icat ediyor. Bunu ortaya koyuyor. Bu ruh taşı da bütün artık kim olursa olsun herhangi bir ruh esansının içinde e, barındırabilecek güçte. Ya bu arada ar arkada arkada diyeyim. Edria bizim öldürdüğümüz işte Andariel, Duriel, e, Duriel başka e, Diablo, Baal, Mephisto gibi şeylerin biz ruh, ruhlarına işte aldık, kırdık, ettik falan derken arkamızdan bizim hani e, hikayenin arkadan arkamızdan e, cümle yanlış değil gelerek bu iblislerin ruhlarını bu taşa hapsediyor gizlice. Sonra şimdi neçede bu anlattığım yere kadar ölmüş iblislerin ruhlarını hapsediyordu işte. Andarili biz dövdük, ruhunu aldı. Bela e, Duriyeli biz dövdük, ruhunu aldı. Mephisto'yu biz dövdük, ruhunu aldı. Diablo'yu biz dövdük, ruhunu aldı. Biz evet ruh taşını kırıyoruz ama ortaya çıkan ruh kanısını bu hatta bir önceki videoda bir önceki video derken yayınladığım bir önceki videoda. <laughs> Aa takip geldi. Çok teşekkür ederim. Bir video yaparken çok şanslıyım. <laughs> Merhaba 릭se <laughs> OBS'ten çekiyorum tabii e, haliyle offline olan e, uyarılar da geliyor. Velhasıl e, yaşayan iblisler Edred'e tek başına alamazdı. Anlatabildim. Bu sırada bir Nephilim potansiyel gücüne ihtiyacı var. Biz Nephilim olarak gidip Belial ve Azmodan son kalan iki iblis generalinin ruhunu bu şekilde bize dövdürtecek ruhunu alacaktı. E Bunun için de bizi ikna etmesi lazımdı. Deckard kendi de çok zeki bir adam. Ortadan kaldırılması lazımdı. Lia'yı kandıracak intikam uğruna bizi kandıracak. Biz de azmodanla belayalı öldüreceğiz. Ruhları ruh taşının içine sokacağız. Burada özetle hızlıca bundan bahsedecek. Çok hızlıca bahsedecek. Araya e, simultane çeviri yapsam yetişemeyeceğimiz bir mevzu olacaktır. Burada belayalı öldürdük ve ruh taşına e, ruhunu hapsettik. Keza Azmodan da öyle. Günahlar lordu. Günahların iblis efendisi. Azmodan ise Black Soul Stone'dan haberdar ama gücü kendisi için istiyordu tabi öyle bir durum söz konusu olmadı bu arada Azmodan da çok zeki bir iblis generali Adrian'ın yaptığının farkında ve bu ruhların gücünü kendisi için istiyordu. Ee... Dünyalar taşının eski gizlendiği yerde Arayat e, kraterinde e, ordusunu güçlendirirken biz tabi oraya gidiyoruz, müdahale ediyoruz. Öldürüyoruz ve Edria'da. Daha doğrusu Edria yapmıyor, Lia yapıyor ama hani mastermind'ı bu işin e, akıl hocası e, Edria yani. Burada benim söylediğim şey diyor ee, Diablo'nun adına, bu arada Diablo'nun adına diyorum çünkü Diablo 1'de Aiden denen bir karakter vardı. Kral Leorin oğlu. Kral Leorin oğlu kardeşi Albrek bedeninde hapsolan Diablo'yu diyeyim. Öldürüyordu ve daha sonra delirip bakıyor yani bu kırmızı ruh taşı diye bir şey vardı. Hatırlayın işte o hikayeleri kırmızı ruh taşı hani bu ruh kaybolmuyor deyip kendi anlına saplıyordu ve Diablo'nun kendisi haline dönüşüyordu. Aslında Diablo 1'de Warrior oynadığımız karakter Diablo 2'deki Diablo'nun kendisi. Velhasıl e, Diablo Tristram'dan çıkarken Edria durumu fark ediyor ve tabiri caizse ona kendini sunuyor. Ve bu sıradaki yaşadıkları cinsel ilişki diyeyim, aşk ilişkisi diyeyim, Lia doğuyor. Lia Diablo'nun bizzat kızı yani. Yani Edria'nın planı şuydu. işte Diablo'nun başına herhangi bir şey gelirse ki geliyor, öldürülüyor bizim tarafımızdan, biz derken oyuncular tarafından, Nephalem tarafından. Edria da arkadan ruh kalıntılarını toplayarak Black Soul'una hapsediyor ve bunu Diablo'nun hizmetine sunmak üzere. Diablo'nun hizmetine sunması lazım ama Diablo'nun şöyle bir sıkıntısı var. Albrecht'in bedeninde de, Aiden'ın bedeninde de güçsüz bir bedene sahip. Çünkü her ne kadar Neffle'ın potansiyeli olsa da bir insan bedeni. Ama ne derler? Empowered değil, güçlendirilmiş değil. Lian'ın bedeninin şöyle bir avantajı olacak. Liat bizzat kendisinin kızı. Yani bizzat iblis formuyla, iblis kanıyla bezenilmiş bir beden. O yüzden bütün iblis ruhlarının gücünü taşıyabilecek bir potansiyele sahip. Bu yüzden Lian'ın kullanılması lazımdı. Ve Edria kendi kızını Diablo'ya sundu. Ta Lian'ın çocukluğundan beri planlıyordu Edria bunu. Anlattığım şeyleri anlatıyor Zedler. Asian otomatik çeviriyor. E, bu arada kalyum bir arkadaşında e, bırakıyor diyor. Bu doğru. Deckard Cain'in himayesine geçmeden önce ...Edrian'ın başka bir arkadaşında kılıyor. Bu arada bu arkadaş da e, nasıl söyleyeyim? Barmaid, Barmen hanım, Diablo 1'deki. Yani o kasaba, Diablo 1'deki kasabanın hikayesi aslında Diablo 3'e kadar Zaten süre geliyor. Burada da çok güzel bir laf yapıyor. Yani her ne olursa olsun hiçbir çocuk ailesinin günahlarının acısını çekmemeli değil. Biz ülke olarak bunu çok iyi tecrübe ediyoruz şu an. Kedilerin sesi geliyor mu arkada oynuyorlar? Using it to channel the essences of all the lords of hell into himself. Aynen dediğim şey şu anda oldu. Ee, Diablo 3'te Diablo'nun beden formunun dişisel olmasının sebebi de Lian'ın bedenine sahip olmasıydı. Şimdi aslında burada Diablo 3'ün e, güzel olmasını sağlayan ana hikayelerden birisi bu hikaye kurgusunun ortaya çıkışı. Ben bu yüzden dolayı Diablo 3'ü. Oyun olarak çok beğeniyorum. Ama şöyle bir şey vardı. Sanki böyle bütün oyunculara ya da Diablo evreninin hikayesine hakim olmayan oyunculara bu aktarılmamış, aktarılamamış gibi bir hissiyat vardı. Çünkü şöyle söyleyeyim. Aslında bugüne kadar hiçbir iblis generalinin başaramadığını Diablo, Diablo 3 oyununda başarıyor. Ne yapıyor abi? Kristal Ark dedikleri, aslında meleklerin özünün yeniden doğduğu ya da meleklerin özünün saklandığı kaynağı diyebileceğimiz yeri yozlaştırmaya girebiliyor Diablo bu güçle. Normalde Imperius'la kafa kafaya mücadele edemeyebilecek bir güçte. Çünkü Imperius bu arada çok güçlü bir melek. Ya yani şey olmasın yani hani azımsamayalım hakkını yemeyelim. Imperius'u alt ediyor yani saniyeler içerisinde. Öyle bir güç kuşanıyor şu anda Diablo. With his Aynen. Elmas kapılarına dayanıyor, yüksek meleğin, şey yüksek cennetin. Ve tabi e, cehenneme direkt cennetin kapılarını açıyor. Cehennem yavaş yavaş cenneti e, ele geçirmeye başlıyor ama tabi biz devreye giriyoruz soon atop Diablo'nun kendisiyle yüzleşiyoruz ve tekrardan e, bu bedeni yok ediyoruz ve e, Diablo'nun içinde haps olmuş yedi iblis generalinin ruhu bir anda kara ruh taşının içine çekili veriyor. Tabii e, konu yüksek melek meclisine tekrar taşınıyor. Ee, ne yapacağız ne edeceğiz falan filan. Tabi bu arada Tyrrell hatırlarsanız istifa etmişti öyle özetleyeyim hızlıca. İstifa etmişti Yüksek Melek Meclisi'nden sonra geri dönüyor. Ee, artık adaletin meleği olarak değil bilgeliğin meleği olarak e, oraya yer alıyor. Bir dakika bilgeliğin meleği var zaten. Maltail oraya geleceğiz şimdi. Zaten hikaye de oraya geliyor. Bilgeliğin yani buradaki muhabbet şu ya Tyrion sen bunu öngördün biz anlamadık. Birader sen çok bilgi adam mısın? geç bakayım bu izah ediyorlar. Çünkü o sırada Malta yok. Ortalarda kayıp. Bildiğimiz üzere barış asla uzun sürmeyecek falan filan. Kesinlikle. Bu arada Malta'ya kayıp diyorum ya aslında 10 yıllar öncesinde orada da söylüyor. 10 yıllar öncesinde zaten Melek Meclisi'ni terk ediyor Malta'yı ama nerede olduğunu bilen yok. Yani biraz daha böyle hani içine kapanık bir şekilde yok yani etrafta yok. Aslında başka bir bilgelik görüyor. Yani diyor ki Malta'yılda ya bu, bu savaş böyle bitmiyor. Tek elden bitirmem lazım. Ne? Herkes ölecek abi.

All needed to be eradicated. Aslında burada biraz şey ediyor özetlemiş ama Maltiel tabi tek sadece demon olarak görmüyor olayı diyor ki işte e, çözümü basitti, soğuktu, işte e, insanlık dediğimiz sadece e, e, demonik yani iblisvari güçler barındıran bir ırktır. İnsanlar insanlar yok olursa her şey yok olur tarzı değil. Benim yorumladığım diyeyim, hani benim mehalim. E, Maltiel herkesi durdurmak niyetinde Yok etmek niyetinde. Ha bu arada e, Black Soul ne yapılacağının e, kararı şöyle veriliyor. İşte cennette mi saklayalım? İşte hayır burası ee, çok e, şüpheli olur. Neden? Çünkü en son Diablo'nun öldürüldüğü yer. Burası burada Black Soulstone kolay bulunurdu. O zaman eee e, işte dünyada kurduğu Horadrim saklasın. Nereye saklasın? İşte gizli bir yere saklasın. Başka da kimse bilmesin. Lan Malthael bu kaçar mı? Kaçmıyor. E, Horadrim'in eee Black Soulstone'u sakladığı yeri buluyor. <laughs> Ha bu arada bu arkadaş şu anda konuşan arkadaş Lorat, Lorat Nar e, Malta ile tanıştığı sahne. I, I fest that himself diye konuşuyor. Bu arada e, Rakkis'in mezarına saklanıyor West Marsh'ta. Bu arada bütün Horadrim üyeleri o anda, Horadrim'i yeniden kurmaya çalışıyor Tyrael tabi. Ee, tabi olmuyor. Bütün Horadrim üyeleri orada vefat ediyor. Bir tek rol Lorath kalıyor, tabi Tyrael da yaşıyor. Ve Ruckus'un mezarından işte kötülük yayılmaya başlıyor. Orada e, Maltea Black Soulstone'u ele geçiriyor. İçindeki gücü henüz emciklemiş değil. <laughs> Öyle söyleyeyim içindeki gücü özümsemiş değil, ee, daha var oraya gelecek ama kötülük yayılmaya başlıyor. <laughs> Reapers da hani ölüm melekleri denir ya yani. işte Malthael ve ölüm melekleri. Sanki ölüm meleği deyince direkt Malthael'i kastırıyormuş gibi olmasın yani. E, maltel e hizmet eden ölüm melekleri var. İnsanların ruhlarını çalıyor. Böylelikle maltel daha da güçleniyor bu arada. E, bu arada Malthel e, Black Soulstone'un gücünü manipüle edebilmek için bunu Pandemonium Fortress'a götürüyor ama biz bunun burada olduğunu bilmiyoruz. E, nerede olduğunu bulmak için de Edria'ya yol tarifi soracağız. Edreya da çok istekli gerçekten. the adventurers turn to the only person on sanctuary who might know malthao's location the traitor adrian Traitor hain Edria. Hain Kostok. Tabi Edria da e, iblis var bir forma dönüşüyor. Bir kara büyü sayesinde. Aslında zaten cadı. Onu da biliyoruz bu arada. Magda gibi. yani Magda'nın ağ babası yani. Öyle söyleyelim. E, tabii Tabi Edria'nın üstesinden geliyoruz ve Pandemonium Fortress'ta olduğunu öğreniyoruz. Daha sonra da Pandemonium kapılarına dayanıyoruz. Oraya gidiyoruz. Malthael'le dövüşeceğiz. Uzun lafın kısası, de alt ediyoruz. Çok stresli <laughs> birlere gelecek eve ya. Ha. Burası önemli. Malthael bize karşı kaybettiğini anlayınca son çare olarak e, manipüle etmeye çalıştığı ruh taşını kırıyor. içindeki ruh gücünü özümsüyor. Kat ve kat daha güçlü oluyor. Aslında yapmak istediği şey bu değil ama bunu biraz daha zorunda gibi görüp bu aksiyonu alıyor. Biz tabi anan mısın babam mısın demeden Malthael'in senin bu halini de döveriz. Diyor dövüyoruz. Buradaki mevzu aslında videolarda kadar akarken anlatabilirim. Tyrion'un asıl korktuğu Malthael'in Bakın şimdi. Diablo'nun bütün dia e, iblis ruhlu gü güçlerine sahip olduğu formunu yendik. Malthiel'in bütün iblislerin ki Diablo'da dahil ruhlarının gücünün olduğu halini yendik ve Tyril aslında şey korkuyor. Korkmamız gereken Nephilim Yani Nef'lum'u kim durduracak? Aslında Diablo 3'ün sonundan, Diablo 3 Reaper of Souls'un sonunda eee Tyrion'un söylediği cümle o. Ben ben açıkçası Diablo 4'ten böyle bir e, plot twist bekliyorum. Diablo 3'te oynadığımız e, Nephalem karakterle alakalı bir şey görebiliriz belki. Çünkü o cümle biraz unutuldu ya da bilmiyorum Redcon. Redcon denmez özür dilerim. Redcon yanlış bir tabir olur çünkü Redcon o, sayılmış bir lore'u hani eee sayıp üzerine çizip başka bir yola gitmek gibi bir anlama çıkıyor. Öyle bir şey demedim. Özür diliyorum. Ama sanki o konuyu unutmuş gibi.

hatta bir ara şey bir mezarda konuşuyordu Lorat. Eski Diablo 4'ün ilk yayınlanan videolarında. Tyrion'un mezarı falan diye bir muhabbet döndü. Hiçbir zaman onaylanmadı. Ya da onaylandı ben kaçırmış olabilirim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Neyse onaylanmış olabilir. Ben kaçırmış olabilirim. Ama hala bakın Diablo, Mephisto, Baal, Azmodan, Belial, Andariel, Duriel bunların ruhu nereye gitti? İşte e, o kara çukur. Cehennemdeki kara çukura gitti. Aa bu arada. <laughs> May'i geldi görüntü için özür dilerim. Ee, kara çukura gitti. Oradan yeniden doğacaklar Diablo'ya. Yani sadece Diablo'ya ne oldu diyor. Bak what happened to Diablo remains to mystery. Diablo'ya ne oldu tamamen bir gizem diyor ama. Sadece Diablo değil abi. Bütün... ...yüksek me e, iblis generallerinin ruhu kayıp ortada. Kayıp değil yeniden doğacaklar. Hatta Diablo 4'ün e, spoilerlarından bir tanesi... ...spoiler derken bu arada çok eski... ...hani işte benim bir yere erişimim varmış... ...dutken olarak şu anda ben bununla alakalı... ...spoiler veriyormuşum gibi mevzu değil. E, Andariel'in bir görseli var. Andariel'in geleceğinden eminiz az çok. Yani... Diğer iblislerin adını anmıyor. Yok işte Mephisto mu gelecek? Bağıl nerede saklı falan bak demiyor. Diablo gelecek diyor. Bir önceki videoda da demiş kim ki bir bu bir Diablo oyunu mutlaka Diablo'yu keseceğiz. E, ee, Lord ısrarla. Bir önceki videonun konusu direkt Diablo'ydu. Lord of Terror. Ee, bu videoyu da kapatırken Diablo'nun ruhuna ya da Diablo'nun kalıntılarına ne olduğunu tamamen bir gizem diye devam ettiriyor konuyu. <laughs> I chose solitude and ...over futile efforts to bring light back into our world. but there are times. while doing nothing to attain it, brings only ruin. i have learned this many times over. judge a person by their actions, not their words. lilith has returned. you sense the daughter of hatred in the growing shadows, as do i. I can no longer fight with steel and blood but perhaps the knowledge I've Buradaki söz de güzel. E, Lorat şunu söylüyor. Ben artık e, çelikle ve zırhla hani e, işte e, bedenen bir savaş e, verebilecek durumda değilim. Yapabileceğim en iyi şey bilgimi paylaşmak. Ve burada dediğim gibi hikaye anlatıcılığı hep nesiller akıyor oyun e, hikaye sakarken birinin hikaye anlatması lazımdı. Deckard Cain öldüğüne göre bu iş Lorat'a kaldı. Deckard Kane orada ölmeseydi yaşça zaten ölecekti EYT'ye ayrılacaktı yani. E, Lorat e, geliyordu yani öyle söyleyeyim. Lorat'ın yeri hazırdı yani. Care, young Wherever your path may lead you, I hope for your sake, it leads down a different path than mine. Tabi burada Young Scholar diye bence izleyeceği hitap ediyor olabilir hikaye aktarma noktasında. Ee, kesinlikle bu işte biz nefalımız bunu e, kast ederek e, konuştuğunu düşünmüyorum onu söyleyeyim. Ee, özetle arkadaşlar durum bu. Ee, bence bu son video çünkü e, buradan artık itibaren Lilith geri dönüyor. Zaten diyor Lilith'in geri döndüğünü gördün. Ne kadar gücü... E, hakim olduğunu da bizzat e, elden tecrübe ettin. Neler yapabileceğini sen çok iyi biliyorsun falan filan diye mevzuyu bağlıyor. Özetle arkadaşlar Günlerin Sonu e, adlı hikaye şeyi e, nasıl söyleyeyim örgüsü bu şekilde. Diablo 3 oyununun hikayesini oluşturuyor bu video. Yani şöyle söyleyeyim aslında bir e, hikaye şey arıyorsanız ve Türkçe olmasın, işte e, resmi kaynaklardan olsun diyorsanız Diablo 3 oyununun tam hikayesi bu. Diablo 3 artı Diablo 3 Reprof Souls yani Diablo 3 ve eklenti paketinin tam hikayesi. Şimdi gelelim her zamanki gibi reklamlar. Burada da arkadaşlar benim yaptığım e, video külliyatında da bu hikaye Diablo 3 Türkçe Lore Günlerin Sonu ki aynı adı taşıyor ve Diablo 3 Türkçe Lore Reprof Souls ee, bu iki videonun kapsamı ben 23 dakika artı 14 dakikada anlatmışım. Lor ee, Loratlar 12 dakikada anlatmış kıymetinizi bilin detaylı şekilde anlatmışım. Ee, Diablo Türkçe Lord Diablo Evrenin Hikayesi e, isimli oynatma listesinden e, bu iki videoyu izleyerek bu az önce yorumlamış olduğumuz videonun tam Türkçe karşılığını bulabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu şeyi sona bağlarken artık bu son video olur diye düşünüyorum. O yüzden bu açıklama yapayım. Çekinmeden bu videoyu, bu şey, bu video oynatma listesini bu sırayla izleyebilirsiniz. Aslında şu üçüncü video, ilk yapılan video. Daha sonra, kedi geçti. Daha sonra bu, dan dedik, hani oluyor biz bu işi yapalım. Hakim olduğumuz bir konu, sevdiğimiz, ilgilendiğimiz bir konu. Tutuyor, tuttu. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Hani burada, oğlum çok güzel video yapmışım, ne tuttu değil. Sizin destekleriniz sayesinde oldu. Daha sonra Lilith ve Ratma'yı yaptık ve hype arkamızı aldık. Daha sonra da bütün evrenin hikayesine gittik. Yani siz buradaki hazırladığım şekilde e, videoları baştan sona sabırla izlerseniz bütün Diablo evreninin Diablo 4'e kadarki hikayesine hakim olmuş oluyorsunuz. Diablo 3'ten sonra Bulkatos, Inarius, Diablo Immortal hikayeleri ise bonus arkadaşlar. Yani ben atıyorum Diablo 4 oynadık, bitti. Eklenti paketi dahil. Hemen acele etmeyin. Diablo 4 çıktıktan sonra ilk hafta içinde benden lore videosu istemeyin ona göre Bulkatos'tan önceye yerleştireceğim yani onu bilginiz olsun Diablo 3'ün sonrasına gelecek yani burada kronolojik bir sıra var ama sonuncu videoda artık konu biraz daha popülerizme doğru kayıyor benim nezdimde diyeyim. Evet arkadaşlar çok fazla uzatmıyorum zaten yeteri kadar uzun konuştum yarım saattir vık vık yapıyorum birazdan kayınpederim gelir selamınızı iletirim ee, yani gelsin <laughs> gelecek yapacak bir şey yok ee, onlar da neticede bebiş heyecanıyla yaşıyoruz hepimiz ee, umarım sağlıklı sı sıhhatli kucağımıza alırız burada da yayınlarda bebekle beraber yayınlar yaparız biliyorsunuz benim ev biraz daha yayında açık. Çünkü bir göz evim var. Herkes burada yaşayacak. Neyse arkadaşlar bu şımarıklığımı heyecanıma mazur görünüz. Bir sonraki Diablo içeriğinde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.